Abi şimdi Chicago öyle bir şehir ki basketbolda Michael Jordan'dan başka kimse, işte tabii ki de o dönemdeki Scottie Pippen, Dennis Rodman olsun ama hani Jordan MVP dedim mi Jordan'dır yani, Michael Jordan'dır. Ve o dönemlerden sonra Chicago'ya, böyle Chicago'yu çok heyecanlandıran hiç kimse gelmemişti. Yani bu adam lan bir şeyler yapabilir. Evet, Chicago'ya bir şampiyonluk daha getirebilir denilen kimse yoktu. Yıl da böyle 2010'lu yıllar, işte 2009-2010, o dönemler. Doğu tarafında Dwight Howard'lı, Rashard Lewis'lı, Hidayet Türkoğlu, Jamir Nelson'lı Orlando çıldırıyor. Cleveland'lı LeBron çıldırıyor. Bir yandan Batı'da işte Dallas, bir yandan Lakers, bir yandan coşuyorken gencecik bir gül doğdu abi NBA'ye. Her sabah biz akıllı tahtada Derrick Rose değil, ya Blake Griffin'i izliyorduk. İşte Kobe bugün ne yapmış, LeBron bugün kimin üzerinden geçmiş, Paul Pierce'de Ray Allen neler yapmış falan filan, onlara bakıyorken gencecik bir isim bir anda beliriverdi abi. Ve işte o isim NBA tarihinin en genç, en değerli oyuncusu olmuş Derrick Rose. Bu repliğinde çokça söylendiği bir isimdir. Yani bu highlightları izliyorken mesela günümüz gözüyle baktığınızda ne var diyebilirsiniz ama öyle bir dönemdeydik ki mesela şu hücum bile beni çok heyecanlandırıyor. Nedenini anlatayım. Şimdi John Wall böyle gerçek hayatta da aşırı gangsta takılan bir adam. Hatta bir çeteye üyeliği de var diye biliyorum. Çok emin değilim ama böyle gang sign vesaire kullanmış bir insan. Ama aşırı hızlıdır arkadaşlar. Yani John Wall'u bilen var mıdır? Ya illa ki vardır da, bilmeyen de illa ki vardır diye anlatayım. John Wall yani sıfırdan yüze 0-1 saniye var gibi diye birisi geçiyor yanından ve onun kadar hızlı, bitirişleri bir onun kadar iyi ve daha estetiği Derrick Rose. Ve gönlünü bir şehre vermiş, inanılmaz bir şey yani. Bak hıza baksanıza, iki tane oyun kurucunun burada. Bak ikisinin de hızına bak ama Joachim Noah. Babası da Fransa'da çok ünlüdür bu arada. Gereksiz bilgi vereyim hemen bir tane. O zamanlar en değerli oyuncu olabilir. Michael Jordan'dan sonra ilk dönemleri falan ama tabii bu kariyerinin devam eden dönemleri. Ne yapardı arkadaşlar biliyor musunuz? Bak illa görürüz videoda. Abi giriyordu 5 kişinin arasına. Bir şekilde sayıyı atıyordu ya. Bu çevirme hani Arda Biçer turnikesinin şey next gen hali böyle. Her şeyi perfectlenmiş bak. Havada asılı kalıyordu abi adam. Şimdi hiç yalan söylemesinler. Ben 96 doğumluyum abi. Benim dönemimde olan veya bu adamı izlemiş olan herkes bu turnikeleri denedi babacım. Bak denedik kanka. Vallahi de billahi de denedik. Ve smaçları da iyiydi. Michael Jordan'dan sonra Chicago'nun tek MVP'si Derrick Rose. Tek problemi şeydi ama. İzleyelim bak, göreceksiniz. Ya aşırı tek ayak üstüne aşırı dengesiz düşüyordu. Hani belliydi ya sakatlanacağı. Çok üzücü bir şey bu ama. Aa, ölüme giriyor abi baksana yani. Karşıda Rajon Rondo, Glenn Davis'in üzerinden bitiriyor. Çok estetik de çekirge bir sıçrar, iki sıçrardaki çekirge işte. Tipi de çok ikonik bence ya Derrick Rose'un. Baksana. Suratı falan da böyle hani ikonik bir herif. Greg Oden, ah lan. İnsanları televizyona bağlayan kişiler ya NBA'de bunlar. Yani tabii ki de süper oyuncular her yerde ama mesela şu an az önce söyledim, Morant öyle, işte LeBron öyleydi, Doncic tartışılır yani. Abi baksana turnikeye ya. Hani sizi mesela kim var öyle şu an ekran başına bağlayan? Curry kesinlikle onlardan bir tanesi. Kesin izlemeliyim bu maçı. New York'un bu formasını çok seviyorum ben de. Arda Biçen'in hayalini kurduğu turnikeleri çerez gibi atan bir adam. Andre Miller.
Derrick Rose never gave up on the play. Andre Miller went gliding in and was rudely interrupted. Umarım LeBron'a vurduğu blok vardır bu arada videoda. Özlem sen yazdı. Ah hayat, teşekkür ederim. Öyleydi yani. Ben Özlem'e anlatayım hatta videolarda da, haberiniz olsun. Özlem eşim. O da NBA'ye sarmaya çalışıyor bu aralar. Öğrenmeye çalışıyor. Öyleydi yani. Böyle çok heyecan verici bir oyuncuydu. O zaman da çıktığı bir noktaya bakın sadece. Kaç lan burası? 3-0-5 burası desen. 3-10 var yani. Kısa oyuncuların bunları yapması çok nadirdi bir de o zamanlar. Şu anda yine nadir aslında. Morant yapıyor diye nadir değil diyemeyiz. Baksana. Christmas günü. Kobe Bryant'a karşı. Derrick Rose. Burada Kobe'nin denediği çok kötü bir şut var. 5 kişi üzerinden. Christmas günleri de şöyle Amerika'da. Özlemcim, Özlem'e anlatayım yine. Yani Amerika'da herkes evde ya. O gün en çok izlenecek takımlar karşı karşıya koyulur. Hani düşün ki Kobe ile Lakers'a karşı Derrick Rose'u koyuyorlardı ki reytingler coşsun diye. Sayı var. Andre Miller ne çekmiş lan? Bir blok, bir ankle breaker. Kısaların böyle zıplaması belki bir kısa olduğum için. Bu arada kısa dedim de Derrick Rose'un boyu kaç ya? 93-94 vardı ya. Kısa hani NBA'ye göre kısa. Daha estetik görünüyor. 91 mi? 90 mı? 1.98 yok. Kıta. Yok 2.15. 90-91-92 o civarlardadır yani. Çok iyi havada kalıyordu. Ama işte LeBron dönemine takıldı. Hem sakatlandı. Bir tane pozisyon görürsem bu pas çok pas değil mi bu? Bunun NBA.com'da hani tadan diyen adamda bir numara olduğunu hatırlıyorum. İlk böyle lisede şey dedim. Bu ne lan, bu niye birinci seçtiniz, ne var lan bunda falan dedim. Umarım slow motion'ı vardır. Havada bayağı abimiz tatil yapıyor yani böyle. Hemen o top kaybı. Blake Griffin izleyelim. Oldu, iyice nostalji kanalına dönelim. Zaten kendimi yaşlı hissediyorum ya. Ben bunları izlediğim günü dün gibi hatırlıyorum arkadaş. Ne var 27-28 yaşına geldiysek, o kadar yaşlanmadık ya bence. NBA.com'u da buradan kınıyorum. Arşivleriniz biraz daha HD olabilir. O zamanlar daha iyi kameralar vardı bence. Derrick Rose son 4 saniye. Noah geri verdi. 2 kişi üzerin. Big time plays. Büyük oyuncular büyük anlarda büyük oynar hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir numara da çok yakışıyor. Harbi ikonik ya işte, tek tek söylemeyeyim. Bir numara surat hatları, dövmeleri falan. Derrick Rose bir ikon hocam. NBA'de başka bir numara giyen kim var lan? Orta mesafe şut değil mi bu? Döneminin Kemba'sına bismillah dedirten şut. MVP. Şimdi Rose Morant'e mentor olur inşallah. İnşallah ya. İnşallah. Bak. Karşıda Miami var. Joel Anthony'yi potaya gömüyor Derrick Rose. Nasıl bir beef vardı aralarında biliyor musunuz? Noah sürekli bıt 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 konuşurdu. Bu Miami'yi yenmek için. Luol Deng vardı. Abo. Stop it! Stop it! Goran Dragic de neye inanıp zıpladın be abim be? Ha, hiç de öyle. Benim diyen de bir savunmacı değilsindir aslında.
There goes that man. Big time finish by Rose. Bir numara ne lan? Her şeyi yaptılar ya. Ama yenemediler bir türlü. Gerçi o Cleveland da. Mesela insanlar soruyor bana, Russell Westbrook mu prime'ında daha iyiydi, Derrick Rose mu diye. Ya Derrick Rose'a karşı çok fazla soru işareti olduğu için sakatlanmasaydı nereye kadar gidebilirdi falan. Ama aslında sakatlanması da hani suç demeyeceğim ama oynama tarzının getireceği bir şeydi bence, belliydi yani. Çok kötü düşüyordu abi. Çapraz bağlar gitti zaten öyle kötü düştüğü için. Ben çok açık ara Westbrook derim ya. Ya ve Derrick Rose'u izlerken yüzüm gülüyor. Çok güzel şeyler yaşattı bir izleyici olarak bana hani. Ama ben çok açık ara Westbrook diyebilirim prime'larında. Yani sizler de hem al yine YouTube'a sormuş olayım. Yine sizlere sorayım. Prime dönem Russell Westbrook mu? Prime dönem Derrick Rose mu diye. O prime dönemindeki Westbrook tamam. Yanında Kevin Durant vardı. Final gördü ama günün sonunda. Yani o yüzden bilmiyorum. Benim bu konuda yorumum böyle diyorum ve YouTube. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.